Burada mini kulüpteki çocuklara doğa ile ilgili bir eğitim veriyoruz. Ağırlıkla 6-10 yaş grubuna yönelik bir eğitim bu. Biliyorsunuz dünyamız, ülkemiz birçok çevre ve doğamız ve çevremiz gittikçe yok olmak üzere, kaybolmak üzere. Bunlar çok bilinen konular. Ve her sene bu Dünya Çevre Günü olsun, Dünya Biyoçeşitlilik Günü olsun, bu gibi günler daha çok önem kazanıyor. İçinde bulunduğumuz ülkemiz de muhteşem bir doğal zenginliklere sahip. Türkiye 3 kıtanın arasında yer alan butik bir ülke. Şu anlamda butik bir ülke. 3 ayrı kıtanın özelliklerini taşıyor. Asya'nın özelliklerini Orta Anadolu bozkırlarında görüyoruz. Avrupa'nın özelliklerini Karadeniz kıyılarında ve Marmara bölgesinde görebiliyoruz. Akdeniz ülkelerinin ve Kuzey Afrika'nın özelliklerini ise Akdeniz bölgesinde ve Ege bölgesinde rahatlıkla görebiliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Her kıtanın farklı biyoçeşitlilik zenginliğini, biyolojik zenginliğini de burada taşıyoruz. Örneğin şu anda bulunduğumuz yer Batı Ege ve burada Avrupa'da sadece Datça Yarımadası ve Antalya arasında yaşayan Karakulak isimli bir kediye ev sahipliği yapıyor. Karakulak, Karakal ismi Latincedir ve Anadolu'dan almıştır. Dünyadaki bilim literatürü ilk Anadolu'dan keşfedildiği için, Karakulak dendiği için de Anadolu'da Karakal, Karakal ismi Latince almıştır. Bunun gibi birçok canlı türümüz var burada ve önemli bir ülkede yaşıyoruz bu anlamda. Ülkemizde toplam canlı sayısına, bütün canlı hücreler dahil hepsini yer aldığı zaman, topladığı zaman 80 bine yakın canlı türün ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda biz buna dikkat çekmek için bir de kitap hazırladık. Facebook'ta görünüyor da burada. Güzel olmaz mı yaptığımız yerleri? Bunun ismi Doğada Boğan. Geçtiğimiz ay çıktı. Türkiye'nin doğa rehberi bu kitap. İtirafımızda gördüğümüz, birdenbire karşımıza çıkan, merak ettiğimiz canlıları biz bu kitaptan görebiliyoruz. Kuşlar, kelebekler, memeliler, sürüngenler, ağaçlar ve çalılar hepsi bu kitapta yer alıyor. Özellikle yaygın türleri antik dönemdeki kadim kültürlerdeki hikayeleriyle yazmaya çalıştık. 30'un üzerinde yaban hayat fotoğrafçısı, bilim insanı bu kitaba destek oldu. Ayrı bir emekle bir yaban hayat fotoğrafçısı Türkiye'den bir fotoğrafçı tarafından çekildi ve bu kitapta buluşturduk. Amacımız bu kitapla toplumda biraz daha doğa farkındalığı, yaban hayat farkındalığı, etrafımızdaki ağaçların farkındalığını sağlamak aslında. Bu kitabı aldığınızda, vapura bindiğinizde İstanbul'da ya da İzmir'de denizde gördüğünüz kuşları görebilirsiniz. Ülkenin herhangi bir yerinde parka çıktığınızda karşısına çıkan bir kelebeği bu kitapta tanıyabilirsiniz. Ya da bir ormanda yürürken karşısına çıkan bir ağacı keşfedip o ağacın antik dönemdeki hikayelerine şahit olabilirsiniz. Umarım bu kitabı çok kişiye ulaştırabiliriz. Çok daha fazla kişiye Dünya Çevre Günü vesilesiyle bu kitabı anlatmış ve tanıtmış oluruz. Birçok kişi umarım ulaşır. Biz bu sene yeni bir pazarlama politikasıyla daha değişik bir perspektifle bu işi renklendirmeye çalıştık. Çünkü inanılmaz bir doğası var. Bir de bütün dünyada çok ciddi bir şekilde yeni bir trend var. O trend de insanların daha sağlıklı yaşaması ve doğayla daha bütünleşmiş bir yaşam tarzını kendilerine adapte etmek istiyorlar. Ve bununla ilgili ciddi bir şey var, konsantrasyon var. Toplam yaşam kalitesini belli bir noktaya çekmek istiyorlar. Biz de bunu desteklemek için bu bölgede neler yapabiliriz diye baktık. Baktığımızda İnanılmaz bir doğa, özellikle endemik bitki ve hayvan zenginliği olduğunu gördük. Bu bölgede yüzlerce endemik bitki ve yüzlerce çok değişik kuş çeşidi var. Ve kuş gözlemcileri için de inanılmaz bir bölge. Dolayısıyla pazarlamamızı, özellikle yurt dışı pazarlamamızı tamamen bunun üzerine odakladık. Hakikaten inanılmaz bir bölge. İşte volkanik göllerinden tutun, kendi havzasında yalnızca bu bölgede yaşayan hayvanları ve bitkilerine kadar, çamur banyolarından, işte sülfür banyolarından, işte karetta kaplumbağalarına kadar, mavi yengecinden, işte yalı çapkını kuşuna kadar, o kadar çeşitli bir mozaiğe sahip ki, zaten tarihi inanılmaz, Likya ve Karya imparatorlukları var. Çocuklarımız da doğayla iç içe ve bilgilendirerek, yalnızca doğanın içinde bir piknik yaparak değil ama doğayla ilgili bir takım şeyleri, ağaçları öğretmeye çalışıyoruz. Kuş çeşitlerini öğretmeye çalışıyoruz, bitkileri öğretmeye çalışıyoruz. Ve çok güzel, özellikle ebeveynlerinden ve çocuklardan geri bildirimler alıyoruz bununla ilgili. Umarız bu artarak diğer otellerde de devam eder. Çünkü turizm, göreceksiniz, dünyada artık ekoturizm ve doğal turizm olarak ayrılmaya başlayacak ve yalnızca gün
güneş, kum ve denizi pazarlayan ve turizm olmaktan çıkacak. Bu dünyanın her yerinde öyle olacak. İnsanlar biliyorsunuz artık doğal beslenmeye çalışıyor, organik beslenmeye çalışıyor. Beslenme ile ilgili çok ciddi endişeleri var. Stresten uzak kalmakla ilgili çok ciddi endişeleri var ve artık herkes doğaya geri dönmeye çalışıyor. Biz de bunun bir parçası olmaya çalışıyoruz kendi adımıza ve buna önem veriyoruz. Like, I would recommend them to come here because they can explore and find out about new animals. Mm-hmm. And they can find out more information about the nature. These were really fun and they helped me. I like learned like the different types of flowers and plants and the different colors that they have.